Canlı Türk ordusunun böylesi çılgınca, ahmakça girişimlerle lekelenemeyeceğini, milleti oluşturan unsurların tümüne ve milletin değerlerine karşı tüm girişimleri reddettiğimizi, milli iradenin üzerinde başka bir beşeri gücü kabul etmediğimizi haykırıyoruz. Karaket. 7 federasyonu ve 93 üye cemiyetten 74'ünün 8. Başkanlar Kurulu için hazır bulunduğu Avrupa'dan Türkiye'ye Gazeteciler Konfederasyonu mensupları olarak diyoruz ki bizler en zor zamanda, en zor şartlar altında birliğimizi, beraberliğimizi ve kararlılığımızı muhafaza edeceğiz. Dünya yaşanan girişimler göstermiştir ki Türkiye'de zemin darbe zihniyetindekiler için asla eskisi gibi uygun değildir. Çünkü geçmiş dönemlerde sadece devlet tekerinde olan, günümüzde ise bağımsız ve özgür yayın yapan medya tüm gücüyle bu tür girişimlerin karşısında duracak ve engellenmesine katkı sağlayacaktır. Demokrasi adına Türk halkı ve Türk medyası dün gece önemli bir sınav ve bir de şehit vermiştir. Herhalde gazetecilerden birisi şehit oldu. Medyamız darbecilerin müdahalelerine rağmen yayınlarını sürdürerek darbeye geçit vermemiştir. Milletimize bir kez daha geçmiş olsun derken darbe girişimini ve terörü lanetliyor, başta basın şehidimiz olmak üzere hayatlarını kaybeden demokrasi ve terör şehitlerimize Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyor. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 16 Temmuz 2016. Bravo. Bu bir demokrasi manifestosudur. Bunun altına imza atmayacak hiç kimse de sağdan soldan düşüncesinde olsa olsun atmayacak hiç kimse olacağını sanmıyorum. Biz bu ülkeler ışığına birleşirsek bu ülkenin belini hiç kimse yere getirebilir. Bu kadar açık. Biz en az hiç olmazsa bu asgari müştereklerde birleşmeliyiz. Sadece şunla birleşsek bile bir gelmez herhalde. Bir, vatanın bütünlüğü konusunda. Devletimizin tekliği, vatanın bütünlüğü konusunda. İkincisi de şiddeti katiyen reddedeceğiz. Bunu reddettiğimiz takdirde, şiddeti reddettiğimiz takdirde, vatanın parçalanamayacağını, ülkenin bütünlüğünü, iki kriter, bunu herkes kabul etmek zorundadır. Bu kesinlikle tartışma dışıdır. Bunu kabul ettiğimiz takdirde, bu ülkede isteyen istediğini yazsın. İsteyen düşüncesini ifade etsin. İsteyen örgütlensin, yayın yapsın. İsteyen fikirlerini herkese barış içerisinde deklare etsin. Burada hiçbir problem olmaz. Yeter ki hayır, çok güzel bir şekilde anayasamızda da sınırları belirlenmiş. İfade hürriyeti, toplumlar hürriyeti, düşünce hürriyeti, inanç hürriyeti ve tüm bu hürriyetler, temel hak hürriyetler hem anayasamızda var hem de burada deklare etmiş. Bunu zaten devletimizin güvencesi altındadır. Ama bizler de en azından vatandaş olarak kendi üzerinde düşen bir iki noktada birleşmek zorundayız. Biz bunu yapamadığımız takdirde biz ilerleyemeyiz. Türkiye'nin çok ciddi bir şekilde bana göre iç barışa her zaman ihtiyacı var. Bunu yapmak zorundayız.